Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yeni başlayanlar için göz makyajı nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Güzellik okulu videolarım devam edecek. Ten, göz, saç renginize göre makyaj, baz makyajı nasıl yapılır, kalem nasıl sürülür vesaire hepsini anlatacağım. Bugün farla başlıyoruz. Göz farı için normalde 3 veya 4 renk kullanılıyor. En az 3. Normalde 4 renk ortalama. Fakat tek renkte de far sürülür. Önemli olan profesyonel görüntü için en az 3 renk kullanmak. Ben 4 rengi ideal alarak size 4 renkten oluşan bir palet hazırladım. Biliyorsunuz normalde far paletleri genelde 4 renk olarak satılır. İkili far paleti de var tabii ki. Ben açık renkten bej, kahve, orta kahve, koyu kahve ve siyahtan oluşan bir palet hazırladım sizin için. Bu renkler dışında rengarenk istediğiniz her renkte olabilir bu palet. Öyle hayal edin. Ben doğal olanı ve normalde burada anlatacağım bütün kurallar genelde göz makyajı için uygulanan kurallar. Normalde gözün iç köşesine sürdüğünüz bir farı gözünüzün dış köşesine de sürebilirsiniz. Bunlar tamamen modaya ve sizin yaratıcılığınıza göre değişen şeyler. Burada sadece temelleri anlatıyorum. Açık renk farı, yani bir far paletindeki en açık rengi düşünelim. Gözlerimizin iç köşelerine ve kaşlarımızın, kaş kemiğimizin üzerine sürüyoruz, kaşımızın altına. Bu hem kaş göz mesafesini daha geniş gösterirken hem de kaşlarınızı daha kalkık gösterir. Aynı zamanda da gözünüzün üzerine sürdüğünüz farı dağıtmanıza da olanak sağlar. Orta ton bir kahve. Bu arada bütün farları gözünüzün göz kapağınıza sürebilirsiniz tek başına da. Bu kahveyi ben şu anda göz kapağıma süreceğim ama normalde diğer farlarımda, makyajlarımda gözümün katlandığı yerdeki farları karıştırmak için kullanıyorum. Veya göz çukuruma kontür yapmak için kullanıyorum. Koyu kahveyi ise şu anda, yani koyu rengi ise gözümüzün dış köşesine gölge yapmak için kullanıyoruz. Dış köşeden başlıyorum ve göz pınarıma doğru göz çukuru hattımı takip ediyorum. İstersem alt kirpik dibiyle birleştirebileceğim gibi istersem sadece yukarıya sürebilirim. Daha ince üçgen bir şekilde bitirebileceğim gibi, şu anda gösterdiğim gibi üçgen bir şekilde sürebileceğim gibi daha kalın düz bir şekilde de sürebilirim. Bu tamamen size kalmış bir şey, hangisini kendinize yakıştırıyorsanız. Koyu renk far ise, en koyu renk far ise kirpik diplerine sürülmek için ve aynı zamanda da dış köşelere bu daha önce sürdüğümüz gölgeyi daha da derinleştirmek için, gözümün tam dış köşesine sürmek için kullandığım bir far. Fırçayı bastırarak bulabiliyorum gördüğünüz gibi ve yuvarlak hareketlerle hem yukarıya doğru hem kirpiklerime doğru dağıtacağım. Far fırçalarına gelirim. Far fırçaları burada görüldüğü gibi daha sert uçlu fırçalar, daha yoğun ve sert kılılardır. Sentetiği de var, normal kıldan olanı da var. Daha yoğun renk uygulamak için kullanılıyor. Bu da bir karıştırma fırçası ve aynı zamanda far fırçası. Bu da daha hafif uygulama yapmak için ve farları karıştırmak için kullanılan bir fırça. Bu da yine karıştırma fırçasının incesi. Bunların çeşitleri var, daha kalını vesairesi. Far fırçası farı bu şekilde dokundurarak kullanmak için kullanılıyor. Diğeri daha yoğun uygulama yapmak için onu öyle uyguladık. Diğeri ise bu şekilde göz çukurundaki farı dağıtmak veya bütün farları birbirine harmanlamak için kullanılıyor. Veya kaş altına yine uyguladığınız açık renk bir farla hem onu dağıtmak hem de yine göz çukurundaki farı yumuşatmak amacıyla kullanılabiliyor. Bu da aynı şekilde öyle bir fırça, daha da büyük ve daha yumuşak bir fırça. Yine aynı amaçla kullanılıyor. Bu kalem uçlu fırça ince geliyor. Sert kıllı bir fırça yine. Gözlerin iç köşelerinde kullanabileceğiniz gibi gözlerinizin üzerine far sürmek için kullanabilirsiniz. Veya gözünüzün üzerine veya altına sürdüğünüz göz kalemini dağıtmak için kullanabilirsiniz. Bu ince açılı eyeliner fırçası aslında, ama bu da yine çok ince eyeliner şeklinde far sürmek için, ince detaylara girmek için kullanabileceğiniz bir fırça. Özellikle gözün altına far, ince far uygulamak için çok ideal. Gözlerinizin iç köşelerine de yine aynı şekilde ince far uygulamanızı sağlar. Orta kahve farla başlıyorum. Farı fırçama alıyorum ve bütün göz kapağıma dokundurarak süreceğim. Fırçanın iki tarafını kullandım. İki tarafına birden far yükledim ama tek tarafına birden far yüklerseniz diğer temiz tarafını da o kullandığınız far rengine yakın başka bir far uygulamak için kullanabilirsiniz. Böylece tek fırçayla iki uygulama sağlayabilirsiniz. Bütün göz kapağıma dokundurarak sürüyorum. Göz çukuruma kadar. Göz çukurunuzu bulamıyorsanız parmağınızla veya fırçayla bastırarak bulabilirsiniz. Bir damla şeklinde olacak.
Açık rengi alıyorum, ince uçlu, kalem uçlu fırçayla gözlerimin iç köşelerine sürüyorum. Bu göz kapağınıza isterseniz gözünüzün, yani göz bebeğinizin başlangıcına kadar getirebilirsiniz. Bunlar dediğim gibi kural değil, daha da fazlasını yapabilirsiniz ama genelde göz bebeğinize kadar getirebilirsiniz. Gözümün alt köşelerine de sürüyorum. Ben göz bebeğime kadar getirmiyorum. Gözlerim çok ayrı gözüküyor ve ondan hoşlanmıyorum. Temiz bir fırçayla farların birbirine geçmesi için ikisinin birleştiği yeri süpürüyorum. Bu bir karıştırma fırçası. Bunu yapmak zorunda da değilsiniz. Ama ben geçişlerin muntazam olması için bunu yapıyorum. Şimdi koyu kahve farı alıyorum. Bunun için ince blending brush kullanacağım. İnce far fırçasını. Çünkü ince olduğu için siz çok daha net görebileceksiniz. Eğer geniş uçlu blending brush kullansam çok dağıtacağı için onu net bir şekilde göremeyeceksiniz. İstersen boydan boya sürebileceğim gibi, istersen bu şekilde yarım bir uygulama sağlayabilirim. Gözümün bitiş noktasıyla birleştirebilirim veya da birleştirmeyebilirim. Bu tamamen size kalmış bir şey ama ideali normalde birleştirmek. Gözümün ortasına kadar, göz bebeğime kadar getiriyorum. Daha sonra da köşeyi birleştireceğim. Dediğim gibi göz pınarına kadar, göz çukurunuzu göz pınarına kadar takip edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Burnumun, gözümün bittiği yeri ve kaşımın bittiği yeri hizalıyorum. Normalde far bu üçgende bitmeli. Ancak bu da bir kural değil. İsterseniz istediğiniz açıyla sürebilirsiniz. O tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Bu açıyla tamamladım. Ve şimdi içini dolduruyorum. İsterseniz içini komple doldurabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde göz bebeğinize doğru bir üçgen getirebilirsiniz, kalınlaştırabilirsiniz. Ben biraz kalınlaştıracağım şimdi. Çok fazla değil. İsterseniz de göz pınarınıza kadar getirebilirsiniz. Birazdan onu da göstereceğim zannediyorum. Bu şekilde kalınlaştırıyorum şu an göz bebeğime doğru. Aynen burada gösterdiğim gibi şu anda tam kalın fırçayı gösteriyorum. Göz pınarıma kadar kalın bir eyeliner şeklinde de bunu birleştirebilirim. Bu sizin stilinize bağlı. İsterseniz dümdüz bir şekilde de aşağıya doğru doldurabilirsiniz. Temiz bir fırçayla ben şu anda yumuşatıyorum. Çünkü az önce dediğim gibi ince bir fırçayla sürdüm bunu. Dolayısıyla sert bitişleri oldu. Karıştırma fırçasıyla güzelce yumuşatıyorum. Yine temiz ama kalın olan blending brush alıyorum. Normalde buraya, bu hatta, gözümün katlandığı yere, göz çukuruna orta kahve olan bu farı sürüyorum. Ama şu an zaten kahve farla makyaj yaptım. Veya da göz kaşımın altına bu açık rengi sürerek o gözümün üzerine sürdüğüm hattı yumuşatıyorum. Ya da temiz bir fırçayla sadece o hattın üzerine gidip gelerek bunu yumuşatabilirsiniz. Ben zaten birazdan kaşlarımın altına onu sürdüğümde, makyajım bittiğinde yumuşatacağım, göreceksiniz. Yine siyah farı alıyorum, karıştırma fırçasıyla gözümün tam köşesine, dış köşesine yerleştiriyorum ve orayı biraz daha koyu hale getiriyorum. Yuvarlak hareketlerle tamamen dağıtarak yediriyorum. Açılı fırça veya eyeliner fırçası kullanabilirsiniz şu anda yaptığım işlem için. Ben açılı eyeliner fırçasını alacağım ve kirpik diplerime siyah far süreceğim. Dediğim gibi siyah farı yine kirpik diplerini belirginleştirmek için kullanabilirsiniz. Kirpik diplerinize Q-tip veya bir makyaj fırçasını bu şekilde gözünüzün üzerine bastırarak, göz kapağınızı hafif kaldırarak kirpik diplerini rahatça uygulayabilirsiniz. Açık renk farı aldım yine bir karıştırma fırçasıyla. Kaş kemiğimin tam altına sürüyorum. Kaş kemiğimin altına normalde sürüyorum ama göz pınarına kadar getirmek tamamen sizin tercihiniz. Özellikle parlak farlar pek oraya kadar getirilmez. Ama bu size kalmış bir şey. O mesafeyi daha geniş göstermek için isterseniz oraya kadar da sürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda kaş kemiğim çok daha belirgin bir hale geldi. Özellikle parlak açık renk farlar daha belirgin hale getiriyor. Bu aynı zamanda makyajımın üst hattını da yumuşatmış oldu. Açık renk farı yine ince fırçayla alıyorum. Gözlerimin altına, kirpik diplerine istediğiniz, yukarıda kullandığınız her farı kullanabilirsiniz. Tek bir farı da kullanabilirsiniz. Üçünü de kullanabilirsiniz, ikisini de kullanabilirsiniz. Dış köşeyi birleştiriyorum. Neden dış köşeyi birleştiriyorum? Yukarıya sürdüğüm, kirpik dibine sürdüğüm farla. Çünkü bu üçgen hizasını sürdüğümde gözümü daha yukarıya doğru, yani yüzümü dolayısıyla daha kalkmış gösterecek, çekik gösterecek. Uygulamam bitti. Rimenimi süreceğim. Kirpiklerimi kıvırıyorum bunun için. Ve bolca rimel sürüyorum. Diğer tarafı da tamamlıyorum. Makyaj uygulamam bitti. Dediğim gibi bunları şu anda göz kapağıma en açık rengi, gözlerimin pınarına çok koyu renk sürebilirim. Dışlara da en açığı sürebilirim.
bunlar tamamen modaya göre ve sizin yaratıcılığınıza göre değişen şeyler. Bu temel makyaj uygulaması. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videonun altına lütfen yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Eğitim videolarım devam edecek. Eğlenceli videolar, aynı zamanda da konsept makyajlarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Beni www.sebebi.com'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.